Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık somon rengi, güzel çiçekli bir yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Hem çok bilinmeyen bir model hem de güzel, farklı bir model. Ee, modelim için yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım daha öncesinde. Tığlama ile ilgili aklınıza gelen ne varsa hepsini YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulabilirsiniz. Yazmalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığ uygulamada kullandığım ipim altın başak marka 383 numara yeşil. Ee, şöyle çiçeklerimi göstereyim. Diğer renklerimi de çiçeklerime göre hazırladım. Kırmızı ton için altın başak marka e, 211 numara kırmızı. Sarı ton için altın başak 413 numara sarı. Ve kahverengi için de 117 numara kahverengi. Yine altın başak marka tercih ettim. E, 22 numara bir tığ kullanıyorum ben genel olarak. E, ama siz 21 veya 20 numara tığ da kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa. Hemen modelimize başlayalım. Güzel bir modeli var. Farklı. Beğeneceğinizi düşündüğüm bir model. Birlikte başlayalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Şöyle. Tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Yaprak yaptığımda aralarda 3 tane bu şekilde yapıp bırakacağım. Şimdilik 2 tane yeter. Şöyle düşünüyorum ben. Bir tane de biterken gelse yanına o zaman tamamlanmış olur diye düşünüyorum. Bir tane zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. Sıradaki tabağımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. 7 zincirimle. Üstüne tekrar bir tane yanına daha sık iğne yapıyorum sık iğne ile zincirimi tutturdum. Yanına ikinci bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi bırakıyorum. 7 zincirin yuvasından girdim. Bıraktığım ipi tuttum tığımla. İçinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Şöyle oldu arkadaşlar. Burada iki defa doluyorum. Yine aynı yuvaya geliyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile 5 zincirimi düğümledim. Aşağıya doğru 2. sık iğne, 3. sık iğne, 4. 5. trabzanımızın üzerine yapıyoruz. 6. 7. 8. 8 tane sık iğne yaptım. 9. burada var olan alttaki trabzanımızın önünden yapalım. Şöyle oldu. 10. en son kullandığımız tığ battıdan yapıyoruz. Şöyle küçük bir yaprak yapmış olduk. Aralarda bu yapraktan yapacağız. Hemen 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Yapraklar arasında 3 tane boşluk bırakacağım. Şöyle. Yine bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tabağa atladım. Giriyorum. 2 şişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum burada yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ipimi bıraktım 7 zincirimin yuvasından girdim bıraktığım ipi tuttum içinden geçtim bir tane şöyle zincir çektik üstüne İki defa doluyorum geldim tekrar aynı yere ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Birinci sık iğne. Yanına 2. Yanına 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Alttaki trabzandan 10. son kullanılan tığ battının altından bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Şimdi iki tane çimen yapıyorum. Araya bir tane çiçek yapacağım. O bir tane çiçek içinde arkadaşlar. 1, 2, 3. Hemen diğerine. 1, 2, 3. Hemen diğerine. Bir tane çiçek için 7 tane böyle atlayacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Üçüncü oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonraki tığ battıdan giriyorum. Dördüncü. 1, 2, 3 zincir. Sonraki tığ battıdan girdim. 5. 6. 7. 7 tane yaptık. Şöyle olacak yine üç tane bırakacağız. Dördüncüden çiçeğimizi yapacağız. Bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi yine yaprak yapılıyor. Bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tığ batıdan girdim. 2'lik şehir şey çıktım. Üstüne bir tane Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 tane pardon zincir çektim. Geldim tırabzanın önünden krepimi döngüledim. Yanına ikinci sık iğneyi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. İpimi bıraktım. Bu 7 zincirden girdim. İpimi de tuttum. İçinden geçirdim. Üstüne bir tane şöyle zincir çektim. İki defa doluyorum. Geldim alttaki tırabzana. İkişer ikişer 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum yanına ikinci 3 d 4düü 5 6 7 8 yaptım 9kuzuncu sık iğnem Trabzan'da 10 sık iğnem tığ altında. Yine üç tane boşluk bırakacağım. Üç boşluktan sonra bir yaprak daha yapacağım. Ben şimdi hızlıca biraz çoğaltayım arkadaşlar. Her renkten birer tane çiçek yapmak istiyorum. Son halini sizinle paylaşayım. Çimenimin sonra üst kısmına geçelim. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Çiçekler arasında ikişer tane yaprak yaparak ilerleyeceğim. Yapraklar arasında üçer boşluk bıraktım. Şimdi çiçekler yerleştirdiğinde çiçek ve yaprak arasında da üç boşluk kalıyor. Ee, sarı ipimle hemen başlamak istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim size. Şöyle oluyor. Sarı ipimizle hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum önce. Şimdi ikişerli yapraklar arasında 7 boşluk bırakmıştık. 1, 2, 3, dördüncüden sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde yaptık. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Sık iğnenin arasından tutturdum yine sık iğne yaparak. Bir kere doladım yine aynı çimenden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Bu şekilde. Bir defa doladım. Yine yaptığım trabzanın önünden giriyorum. 2, 2 çıkarak bir sonraki çiçeğim için de yuva yapmış oluyorum. Bir sonraki kirpiğim için. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geri döndüm. Trabzanımın önünden tutturdum. Yine bir kere doladım. Aynı trabzanımın önünden ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yeniden yapıyorum. Bir sonraki aşama için 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir trabzanımızın önünden tutturuyoruz. Şöyle oldu yaptığımız kısım. Bir tane daha yapacağım şimdi. Bir defa doladım. Yine trabzanımızın önünden girdik. İkişer ikişer çıktık. Şöyle oluyor. Şimdi bu uç olacağı için geri dönüş yapacağım için bu uçtakine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek 3 tane kirpik yapacağım. Bu birinci kirpiğim oldu. Trabzanımızın önünden girerek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 3. kirpik pardon yanlış söylemeyeyim. Şimdi bu uç noktayla işim bitti. Bir alttaki şu yuvadan sık iğne ile giriyorum. Arada hiç zincir falan çekmedim arkadaşlar. Buraya da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kendi yuvasına kapatıyorum sık iğne ile. Yan tarafa yine sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Geri döndüm. Aynı kendi yuvasına kapattım. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. Buraya da 1 2 3 4 5 6 zincir geri döndüm. Yine kirpiğimi tutturdum. Bir tane de alttaki kullandığım çimene yine sık iğne yapıyorum bitirirken. Üstüne bir zincir çektim. İpimi keseceğim burada. Şöyle oldu lavanta. İki tane çimenim arada bir tane bu çiçeğinden olacak. Ben şimdi diğer renkleri de tamamlayıp ütüleyip göstereyim size son halini. Ben oyamın diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Modelimiz bittiğinde bu şekilde oluyor. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Dilerseniz aradaki çimen sayılarını değiştirebilirsiniz şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da paylaşıyorum o yanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Şöyle bir de yakından göstereyim size. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.